17 kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Tekrar merhaba hepinize. Bugün araştırma masasından Çağlar Kuzdukluoğlu'nu yanıma stüdyoya aldım. Hadi onunla bir an evvel sohbete başlayalım. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Çağlar Kuzdukluoğlu yanımda bugün. Hoş geldin Çağlar. Hoş. Biraz uzun gideceğiz seninle. Tabii. Çok daha aklıma takılan soru vardı. Piyasadan da gelen sorular var yani izleyicilerden. Ve hani öyle çok kulaktan dolma değil de bize yakıştığı şekliyle araştırma destekli yanıtlar vermeye gayret edeceğiz. Şimdi öncelikle bankaları çok sordular. Eminim sana da gelmiştir sorular. Benim yayınlarda da oldu. Bugünkü JP Morgan raporunun ne kadar etkisi var? Başka şeyler de etkili oluyor mu? Nedir bankacılık sektörünü etkisi altına alan hususlar bugün dendi. İstersen önce bir raporu hatırlatalım. Tabii. Neydi, ne değildi? Çünkü bir negatife dönüş yok orada. Dolayısıyla bir uzun doğru koymak lazım. Yani. Bir doğru tanımlamak lazım. Onun üstüne biraz sohbeti derinleştiririz. Evet. Yani web sitemizdeki cümlelerden değerli izleyicilerimizin de okuyabileceği üzere diyorlar ki Türkiye'deki makroekonomik normalleşme sürecinden heyecan duyuluyor. Bankacılık sektörü için uzun vadede pozitif bir görünümle sonuçlanacak bir süreç olduğu söyleniyor. Bununla birlikte de Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Merkez Avrupa bölgesinde banka hisselerine kıyasla Türkiye'de bankacılık endeksinin yılbaşından bu yana %12 prim yaptığını vurguluyorlar ve 4. çeyrek bilanço sezonunda temkinli yaklaştıklarını söylüyorlar. Yani aslında senin söylediğinden, senin öz olarak söylediğinden farklı bir detay yok karşımızda. Şimdi hikayeyi biraz geriye alalım istersen. Seninle de zaten o şekilde ilerleyeceğimizi söylemiştik. Dolar bazında bir 2020'lere girdikten sonra biz bu kadar bankacılık endeksini evet. konuşuyoruz ama nasıl seyretmiş endeksler diye. Didem burada BIST 100, BIST 30, bankacılık endeksi, sanayi endeksi ve BIST 100 dışını koyduk. Şimdi değerli izleyicilerimizin dikkatini renklerde karışmıyordur ümit ediyorum ki şu çekiyordur. Özellikle 2020'lere girmemizin ardından BIST 100 dışının o yukarıdaki yavraziye kaçan turuncu renkte dikkat çektiği bir konum var. Ve sanayi endeks, yüzdesel değişim dolar bazında 2020'lerden itibaren bizim tam manasıyla 3 yıllık 4 yıllık süreç içerisinde gördüğümüz seyir bu şekilde. Bankacılık nerede? En altta. Yani BIST 30'la beraber bizim geçen yılın ortasından itibaren önce yabancıyı konuştuğumuz süreçte konuştuğumuz bankacılıkla beraber konuştuğumuz BIST 30 holding gözüyle de bakabiliriz. Aslında en 2020'lere girdikten sonra dolar bazlı grafikte belki de olumsuz performa edenler. Burada şimdi, tabii herhalde devreye alınan çok sayıda makro ihtiyati tedbirin de etkisi var temel anlamda bankacılık sektörü ya zaten üzerinde değil mi? Ben bankacılık endeksinin seyriyle dolar bazında baktığımızda evet. BIST 100'ün seyrinin özellikle 2021'den önce hemen hemen aynı olduğunu evet. düşünüyorum. Düşünüyorum derken hani kendi kafamdan uydurmuyorum bunu ama şöyle. Grafikler öyle söylüyor. Ya çünkü şu var, dolar bazında biz belki çok uzun süre yukarı yönde seyre alışkın değildik. 2022'de dolar bazında da öyle evet. bir elimize done geldi ama Türkiye'de bu bizim kredi derecelendirme kuruluşları tarafından öngörülen ya da işte söylenilen notlarımıza da baktığımızda, Türkiye'nin diplomatik gündemine de baktığımızda, içerideki gelişmelere de baktığımızda 2016'dan itibaren tüm hisse senetleri ucuz, bankacılık da ucuz. Şimdi bu bir miktar 2020'lerde şekil değiştirdi ama özellikle 2021'in son çeyreğinde başlayan para politikası ve makro politika 2023'ün yarısında artık sona erince bu sefer tekrar yakınlaştığını gördük. Bankacılık tekrar BIST 100 ile beraber geri döndü ama BIST 100 belki o esnada çok yakın seyredemedi doğru. bankacılık endeksini. Yani bu son 6 ayda yeniden bir hikaye oluşmaya başladı bankacılık endeksini ve sektörünü etkileyen ama aslında biraz daha yukarı çekip kendini baktığında Türkiye'yi ve ekonomiyi etkileyen çok eşdeğer ve çok paralel giden çünkü unsurlar bunlar. Peki şimdi o grafikte bankacılık endeksinin 2020'li yılların başında çok geride kaldığını görüyoruz. Bu ne demek? Yani hani biz bankacılığı çok konuşuyoruz ama ya bankacılık da aslında bu
hareketlilik içine daha girememiş bile mi demek? Hemen söyleyeyim. Evet. Burada bakarsak sınai, BIST 100 dışına halka arzlar ve başka bir takım unsurlarla bir yana koyalım. Sınai 2020'lerde aslında bizim dünyada da o değişimden söz ederiz ya, 2008 krizine kadar dünyanın en büyük şirketlerini sıralasak içlerinde finans kuruluşları tepededir. Daha sonra işte muhteşem yediler, dijital devler vesaireler girer. Kontrastını hemen göstereyim ne demek anlamına geliyor. İkinci grafiğimizde göreceğiz onu. Yine dolar bazında son bir yıla baktığımız zaman burada bu sefer en tepede bankacılık endeksini görüyoruz. Yani hatta şöyle daha da ileriye götürelim. Burada yine BIST 100 dışını başka bir takım faktörlerle dışarıda bırakalım. Sırf bankacılık endeksi gözüyle bakacak olursak Didem, senenin 2023 yılının özellikle ortalarından itibaren, hatta ortalarına gelmeden yukarı yöndeki hareketlilikte bankacılık endeksinin ödünsüz biçimde sadece belki belirli bir dönem tekrar BIST 100 dışına yenildiğini görüyoruz. Ama son bir yılda da kontrast koyduğumuzda tek yukarı yönde dolar bazında değişim gösterebilen endeks olduğunu görüyoruz. Ki TL bazında da baktığımızda zaten 2023 yılı başından itibaren BIST 100'de bizim koyduğumuz oranların çok tersi bir yönde bankacılık fiyatlamasını gördük. Şimdi rapora dönecek olursak da bu noktada bizim 2020'lere girdiğimiz süreçten itibaren özellikle bankacılık endeksiyle ilgili konuştuğumuz konuların ekseninde senin biraz önce vurguladığın gibi bazı takımların yıldız oyuncuları olur ya, o takımla özdeşleşir artık yani. Bankacılık endeksi de öyle bir gösterge niteliğine sahip. Burada kötü performans ya da olumsuz performans sergilediğini konuştuğumuz süreçte neleri konuşuyorduk? Bizim risk primimiz çok yükseldi. Evet. Kurumuz yükseldi. Türkiye'de bankacılık faaliyetleriyle ilgili, yani ben 2010'larda çalışmaya başladım. Türkiye'de ben hiç çalışmaya başladığım dönemden itibaren bankacılık sektörünün bir operasyonel risk yaşadığını görmedim, şahit olmadım. Ama fiyat unsurunu, özellikle hisse senedi performansının üzerinde ülkeyi ilgilendiren konuların hepsi bankacılık endeksi üzerinde aslında hikayenin birleşik biçimde rol oynadığı kısımlar oluyordu. CDS'imize baktığımız zaman da son 6 ayda özellikle 2020'lerde CDS'imizin de işte 700'lere 800'lere geldiği süreçten nasıl ki işte önce 300'lerin altında, şimdilerde tekrar 330'ların evet, üstüne geldiyse, bankacılık endeksinde de o son 1 yıldaki dolar bazındaki seyir sona doğru aşağı inmişti. Hala lider olmasına rağmen CDS'imize yansıyan demek ki bir algı var. Raporda uzun vadede olumlu söz ediliyor ama şu anda demek ki fiyatlamaya da yansıyan bir algı var. CDS tekrar yükselmiş. Kurda belki yükseliş hiç durmadı ama kur önceki kadar olmasa da, ivmeli olmasa da artışını sürdürüyor. Demek ki şu anda da bir parantez gelmiş bu bakış açısıyla ki bu fiyatlamayı hem CDS tarafında hem bankacılık tarafında, bugün de işte biraz önce sınai de BIST 100'de, BIST 30'da galiba %4'e çıktı. Bunu görüyoruz. Ama işte şimdi şunu da sormak lazım, yani hani ben masanın öbür tarafında olduğum bir dönemde olsaydım şu an, hani bugün bu %4'e ne sebep oldu diye baktığımda, rapor eğer yanlış okunduysa, çünkü orada bir negatif izlemeye alındı gibi bir ifade de var ama o da aslında negatif katalizör izlemeye alındığını söylüyor. Yani olası negatif etkilerin sonucunu göreceğiz 4. çeyrek bilançolarında diyor işin özü. Dolayısıyla eğer yanlış bir algıya anlaşılmaya yol açtıysa panik satışları belki bir nebze olabilir ama onun dışında ne olabilir diye sorduğumuzda bir hani piyasada şu an konuşulan, daha öne çıkan herhangi bir başlık var mı? Yani benim aklıma işte Merkez Bankası ile ilgili konuşulanlar geliyor hafta başından bu yana ama ona ek olarak onun bile ne kadar etkili olduğundan çok emin olamıyorum tabii ki. Kimse herhalde şu an çok emin değil. Ama bir de o raporda aslında yer alan, ya zaten senin de söylediğin, son bir yıldaki performansa bakıldığında biraz da artık hani daha bilinçli yatırımcının rotasyona, hisse değişimlerine yönelebileceği gerçeği, basit bir yatırım gerçeği. Buna da biraz değinelim. Yani bankalarla sanayi endeksine örneğin bakalım. O bize bir şey anlatıyor mu? Anlatıyor tabii ki. Son bir yıl ölçeğinde baktığımızda özellikle biz sınainin ve bankanın böyle çatal gibi ayrıldığını görmüştük. Hı hı. Zaten bankacılık endeksi neredeyse borsanın içerisindeki tek beyaz inciydi. Bu noktada da biz
2020'lerde biraz önce dolar bazındaki seyirde gördüğümüz BIST 100 dışını eğer hariçte tutarsak dedik ya, sınayinin aslında oradaki. Evet. Şimdi Türkiye'de ciddi anlamda burada parasal ya da makro ihtiyati politikalar her ne şekilde değişim gösterirse göstersin, öyle ya da böyle ciddi anlamda ekonominin içerisindeki o ana aktör olarak sınayi bir şekilde görevine devam etti ve orada da bunun performansı etkisini borsa gözüyle bakarsak eğer net biçimde görebildik. Son bir yılda ne oldu? İster bu konuya şöyle yaklaşılsın. Bankacılık endeksi ya da Türk varlıkları ederinden çok değersiz. Normalde olması gereken seviyenin çok altında. İsterse de artık ben burada bir fırsat görüyorum ve dünyada 2023'te beklenilenden iyi performans gösteren başta ABD endeksleri olmak üzere gelişmiş ülke varlıkları 2024'te baskı altında kalabilir. Ben kendime bir gelişen ülkeler portföyü oluşturacağım. İster istemez işte geçen sene sen yine birlikte Davos'taydık. Bu sene de o geçen seneki konuşmaların aksine bir atmosfer solumadım ben. Herkes şunu merak ediyor Didem. Şu ana kadar izlenilen politikalar sonuç verecek mi? Verip vermemesinden de bağımsız zaten haftalık menkul kıymet istatistiklerinden biz görüyoruz. Evet. İşte Amundi'nin belki bugün tahville ilgili açıklaması vardı. Evet. Biz seçimlere kadar göreceğiz ya da enflasyonun düştüğünü göreceğiz, sonra aksiyon alacağız değil mi? Evet. Şey demiyor mesela, yok ben Türk varlıklarına çok mesafeliyim demiyor. Kimse onu demiyor aslında. Aynı kuşku doğal olarak bankacılık endeksi olsun, tabii, başka bir Türk varlığı olsun, onunla da ilgili var. Sen tabii ki burada bir tecrübeli profesyonel diliyle diyorsun ki ben tek bir haber akışıyla ya da bu hafta dillendirilen bir takım akışlarla bunun olabileceğini düşünmüyorum. Ama burada uzun vadede olumlu, tekrar tabii, altını tabii çizelim. Aynen. Geçen yıl olumlu da seyreden bir şeyle evet ilgili belki çok kısa sürecek bir şey. Olmasın üzerine bu olunca senin sorduğun soruyu tabii ki masanın her tarafındaki insanlar da ya ne oldu da bugün biz %4'lük bankacılık tabii endeksi düşüşüyle ilgili gördük diye soruyorlar. Başka gelişen ülkelerle ilgili Türkiye'yi kıyasladığımızda da 10 yıllık vadede belki daha derine ineceksek çok daha uzun vadelerde ya da kısa vadede başka başka resimler çıkıyor karşımıza. Doğru. Şimdi özellikle hani bugünkü performansları yine baktığımız zaman ben yanlış hatırlamıyorsam sanayi endeksi ve ulaştırma endeksi mesela artıdaydı. Elektrik endeksi artıdaydı. Evet, biz programa başlarken onlar da biraz satış baskısı gördü. Satış baskısı gördüler. Çünkü ben hemen girmeden önce baktığımda nispeten pozitif ayrışan bir seyir vardı. Ama şu anda tabii hani Viyop 30 da dahil olmak üzere BIST 100 de eksiye geçmiş durumda. 8000 puan seviyesinin altına geldik. 7968'deyiz. Ve %0.50'ler civarında bir düşüş yaşanıyor Borsa İstanbul 100 endeksinde. Şimdi şöyle bakalım bir de doğal olarak bu tip volatilitelerin yaşandığı günlerde ki aslında dar bir aralıkta hareketlilik olduğunun altını çizmek lazım. İşlem hacmi de çok öyle hani heyecan verici bir düzeyde değil diyelim. Çok abartılı bir işlem hacmi de olmadığını söyleyelim. Her günün bir sebebi bir gerekçesi bulunmak zorunda da değil. Yani bazen düzeltmeler oluyor, bazen rotasyonlar olabiliyor vesaire. Kredili satışlar mesela, pozisyonların kapatılması ihtiyacı. Bazı konular da biraz daha teknik, yani borsanın işleyişine yönelik teknik konular olabiliyor. Bu haftayı tamamlarken şöyle bir haftalık grafiğe baktığımızda belki bunlar insignificant, yani çok da önemli iniş çıkışlar değilmiş gibi bile görünebilir. O yüzden bunu bir kenara koyalım. Şimdi gelelim Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler içerisinde genel hatlarıyla nasıl göründüğüne. Yani bir Hindistan'dan mesela sen bahsettin. İkimizin de anıları var aslında o konuda. Ya ne anılar var deyin şimdi. Anı deyince tabii ne anımız var? Var tabii ki var. Çünkü ben çok net biliyorum. Bizim özellikle gelişmekte olan bir ülke olarak içinde bulunduğumuz sepette rekabet ettiğimiz ülkelerin başında şey, zaman zaman Brezilya, Latin Amerika'da ama büyük çoğunlukla da Hindistan geldiği dönemler oldu ve çok ciddi outperform ettiği dönemler oldu Hindistan'ın Türkiye'yi. Ve biz ne zaman yakalayacağız, nedir onları ayrıştıran diye hep sorguluyorduk. Bu ara yine Hindistan'da bir coşma eğilimi var ki bunu da neden gündeme getirmek istedim ben? Şimdi biz bu sene eğer bir parasal genişleme eğilimine doğru gidecekse majör merkez bankaları, para bolluğu oluşacaksa oradan bize de bir şeyler düşer diye bekliyoruz ama o sepette rakiplerimiz var. Ve bizim yazmaya başladığımız hikayenin tökezlemeyerek devam ettiğini düşünelim. Yine de o hikayenin ötesine geçen başka hikayeler var mı dünyada? Yani biz bazen kendimizi fazla da gözümüzde büyütüyor olabiliriz. Bizim kuşaktaki programlarımızdan birinde de akıllı para işte.
Yani akıllı para artık ciddi anlamda akıllı ki sadece bir gelişen... Sen sunuyorsun zaten onu, yani akıllı olmaması estağfurullah, mümkün estağfurullah. Akıllı para artık gerçekten burada şu anda özellikle mesela parasal sıkılaşmanın ve ne diyelim belki kaçırdığımız fırsatların bedellerinin çok daha yüksek olabileceği bir dönem içerisinde. Hı hı. Dolayısıyla böyle çok genel jenerik bir gelişen ülkeler hikayesi çizemiyor hiçbir portföy yöneticisi. Gidiyor diyor ki bu sene diyor Kore tahvili, Hindistan hisse senedi, X ülkenin şu sektörü diye çok daha artık ayrışma bir ön plana çıkmış vaziyette. Senin Hindistan'ının işte bunun aslında en temel örneği, grafiği ekrana verebiliyor muyuz şu an eğer switchliyse? Bugün itibariyle işte sen de biraz önce anlatırken oraya bakıyordun. Tamam, Çin'in burada çok negatif fiyatlaması, Hindistan'ın da çok pozitif fiyatlaması olduğunu düşünelim ama yani şöyle bir, insanlar hiç Hindistan'la ilgili bilgi sahibi olmuyorsa bile Hindistan'ın şu an dünyada ifade ettiği şeyleri bir ufak düşünceyle aklından geçirsin. Şirketleri, işte halka açık şirketlerinin değerlemeleri, insan kalitesi, üniversiteleri vesairesi, her şeyiyle ele aldığımız zaman biz bugün Çin gibi bir devin burada Hong Kong Hang Seng Endeksi ile kıyaslanır vaziyette Hindistan borsasının hissede Çin'i geçtiğini götürür. Öte yandan başka bir hikaye daha var. Brezilya'nın petrolü var. Türkiye'de de bazen hayıflanmalar olur. Ben Allah'tan yok derim. Petrol olsaydı keşke Türkiye'de. Refah sadece hepimiz biliyoruz ki çevresinde bulunan taşın toprak altındaki değerle ölçülen bir şey değil. Ya biz iyi ki Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Yani eminim dinleyen herkes de bunu düşünüyordur. Kesinlikle. Ama Brezilya'nın petrolü bulması ülkenin kaderini ne kadar değiştirdi? Brezilya'nın petrolü, Brezilya Çin'in en büyük ihracatçısı. Çin zayıfladığı zaman zayıflayan, Çin güçlenince güçlenen bir ülkeden söz ediyoruz. Evet. Şimdi çözüm önerisi arıyorlar. Tıpkı Avrupa gibi. Ucuza imalatı Avrupa'da özellikle müreffeh dönemlerde Rusya'dan aldığı gaz da buna dahil. Hı hı. Tadını çıkarıp işler biraz sarpa sarınca bu sefer çıkış yolu aramaya başladıklarını görüyoruz. Evet. Ama anlatmak istediğim hikaye de şu, bunu da şu anda ekrana verebiliriz. Yani benim anım Didem, 2013'te biz ben burada yani şu anda bulunduğumuz zaman dilimine 10 sene öncesinde baktığımızda bak ne kadar genç olduğunu. Estağfurullah. ama yani bu kimsenin aklından çıkmıyordur. Şurada bakalım, 2013 yılının sonu itibariyle Brezilya realinin değeriyle Türk lirasının real dolar kuruyla bizim Türk lirası kuruna baktığımızda realin bizden daha değersiz olduğu dönemler var. Ki şurada mesela bakarsak realin 5.90'lara geldiği yerde bizim grafikte sanki daha az bir noktadaymış gibi görünüyor. Ama şurada özür diliyorum bu arada, kur yanlış kalmış. Hemen düzelteyim onu. Tamam. Bizim Türk lirasının dolardan, özür diliyorum realden çok daha değerli olduğu zamanlardan şu anda neredeyse... Tabii. 6'da biri bir şu an 6 katı yüksek kurumuzun olduğu bir döneme giriyoruz. Yani bu çizgi çok ince gibi gözüküyor olabilir ama çok fazla hikaye barındırıyor. Şurada, 2013'e kadar geri gidiyor. Yani 2.50 kurla biz 2013 sonuna gelmişiz. Real o esnalarda 2.30'larda. Özellikle Brezilya'da finansal istikrarsızlığın olduğu dönem bizde dolar TL kuru 3.25 iken real o dönemlerde 4.22. Yani burada bankacılık endeksiyle ilgili, Türkiye'nin CDS'iyle ilgili, Türkiye hisse senedi piyasasının değerlemesi, kur zaten burada dolar gözüyle baktığımızda direkt belirleyici bir şey ama kurumuzun aynı olduğu bir ülkede bugün real dolar kuru 5, biz 30.28 kurdayız. Güney Afrika başka bir örnek buna. Güney Afrika randı. Ki ne kadar bizim kurumuz oraya oranla düşüktü. Şimdi olduğumuz nokta ortada. Ama gelişen ülke diye genel bir hikaye yazılamaz artık. Gelişen ülkelerin içerisinde farklı farklı hikayeler yazılabilir. Onda da zaten kredi derecelendirme kuruluşlarının skalalarına baktığımızda biz 2013'lerde 15'lerde nerelerdeydik? Şimdi nerelerdeyiz? Nerelere geçmeye çalışıyoruz diye bakarsak bu kadar konuştuğumuz şeye de gerek kalmaz. Ne, boşuna mı konuştuk? Yok, boşuna konuşmadık. Hatırlattık. Çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel oldu. Ağzına sağlık, emeklerine sağlık. Tekrar görüşmek üzere o halde Çağlar. Çok teşekkür her ediyorum zaman, sana. Her zaman. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Kapanışa doğru da bir reklam arasına gidelim. Dönüşte Tera Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Emir Sarp Yener'le birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.
satışa doğru devam ediyor. Hemen Tera Yatırım'a gidiyoruz şimdi ve Genel Müdür Emir Sarp Yener benimle birlikte. Emir hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk Didem. Nasılsın? İyiyim valla. En son yaptığımız yayında, yani yayından sonra ciddi miktarda hastalandım açıkçası. Ay çok geçmiş olsun. O gün de hastaydım zaten. Olay zatürre başlangıcına kadar evrilmiş. Eyvah. Ama şu anda şükür iyiyim. Teşekkür ederim. Eyvah. Yani ve bu halde yayına katıldın. Çok teşekkür ediyorum. Seni fazla yormayacağım. Çok da bölmeyeyim o halde. Şöyle yapalım. Yo şu anda iyiyim. Şu anda İyi bir misin? Şeyim yok. Bu i̇yi. Geçen yaptığımız yayından bahsediyorum. İyi. Tamam. Sevindim. Yine de dikkat et lütfen. Çok salgın var ve bizi izleyen herkes de dikkat etsin. Şimdi Emir, ya bugün piyasa bir hareketli. Önce bir 8150'lere doğru bir hamle oldu. Şimdi ise 8000 puan seviyesinin altında satışların biraz daha hızlandığını görüyoruz. Bankacılık endeksiyle özellikle başladı ama sormak lazım bu hareketlilik yüzünden, özellikle buradan başlayarak sormak lazım. Sence ne oluyor? Neden bugün bu hareketlilik yaşanıyor? Ya ilk evvela CDS'lerde birazcık yukarıya doğru bir hareket var son dönemde. Onun dışında bankacılık sektörüyle alakalı bugün birazcık olumsuz algılanabilecek bir rapor yayınlandığını duyduk. Bir de Merkez Bankası hakkında veya başkanı hakkında bir takım doğru veya yanlış piyasada bir takım spekülasyonlar dönüyor. Bence bunlar piyasada rahatsızlık yaratıyor ama bunları da, yani bunları söylerken şunu da göz ardı etmemek lazım. Neticede son dönemde esasında 7100'lerden 7200'lerden 8000'lerin üzerine kadar gelmiş bir piyasadan bahsediyoruz. Bu süreçte hızlı gerçekleşti. Yani bence bu yaşadığımız kar realizasyonunu çok garipsememek lazım diye düşünüyorum. Hani genelere baktığımda da hani çok aşırı olmayan normal bir düzeltme gibi gözüküyor açıkçası. Peki, yani eğer bu elimizdeki malzemeler olmayaydı da aslında piyasanın bu seviyelerde miktar kar realizasyonunun sağlıklı olarak algılanabileceğini mi söylüyorsun? Açıkçası öyle. Yani piyasanın geneliyle ilgili benim veya kurum olarak bizim hani olumlu görüşümüz şu aşamada değişmiş değil. Biz burada genel yönün hala yukarı olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Hı hı. Bir de yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz hafta Tera Yatırım olarak Londra'da bir Türkiye konferansı düzenledik. Ay onu soracaktım Türkiye'den zaten sana. Genelde de biz 30'da yer alan 13 tane şirketin katılımıyla gerçekleştirdik. Ve buna 50 tane fon yöneticisi katıldı. Hatta yani İngiltere dışından bu toplantıya katılmak için gelen fon yöneticileri vardı, yabancı fon yöneticileri. Yani bu benim son dönemde hani Türkiye'ye olan ilgiyi en yoğun yaşadığım toplantı oldu açıkçası. Bu fonların toplam büyüklüğüne baktığımızda aşağı yukarı 25 trilyon dolar civarında bir rakamdan bahsetmek mümkün olabilir. Hani katılımcı olan şirketlerin de intibası genelde çok olumlu yöndeydi. Açıkçası hani Türkiye'ye ilginin olduğunu ve bu ilginin de giderek kuvvetlenmekte olduğunu söylemek bence yanlış olmaz diye düşünüyorum. Emir, ben de zaten düzenlediğiniz bu yatırımcı toplantısına değinmek istiyordum. Çünkü tabii eski alışkanlıklar pek yakamı bırakmıyor. Evet. Nerede olursam olayım. Özellikle eğer İngiltere dışından diye bahsediyorsan, mesela benim aklıma Danimarka, Norveç, Finlandiya'daki fonlar da geliyor. Var mıydı oralardan katılımcılar? Ya ondan ziyade Asya'dan katılımcılar Asya'dan vardı. Asya'dan da vardı, süper. Evet. Peki. Bir de zaten biz kurum olarak hani bu neticede genel olarak yaptığımız bir toplantıydı. Birebir yani illaki hani fiziksel olarak değil de aynı zamanda online olarak da şirketleri fon gruplarıyla veya birebir toplantılarda bir araya getiriyoruz. Bu bahsettiğin diğer coğrafyalardaki fonlarda o şekilde zaten Türkiye'deki şirketleri görüyorlar, konuşuyorlar, bilgi ve fikir sahibi oluyorlar. Bir de yabancı yatırımcıların direkt olarak birebir Türkiye ziyaretlerinin şu anda artmış olduğunu gözlemliyoruz. Hani bu şu anda belki işleme tam olarak dönüşmüyor veya yeteri kadar para girişi olmadığı söylenebilir, doğru. Orada swap piyasasının tam anlamıyla çalışmıyor olması etken.
Ama hani genel gidişat bence oldukça olumlu gözüküyor diye söyleyebilirim. Peki, bu toplantılardan edindiğiniz izlenimler veya çıktılarla ilgili bir çalışmanız varsa paylaşırsan sevinirim. Yani önemli çünkü bir husus. Tabii birçok kurumun aslında an itibariyle sizler gibi yabancılarla, uluslararası yatırımcılarla daha sık ve daha yakın bir dirsek temasında olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla geri bildirimleriniz bizler için de oldukça kıymetli. Teşekkür ediyorum paylaştığın için. Şimdi gelelim. Ben teşekkür ederim. Gelelim bu haftaki içerinin en önemli gündemine. Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak Perşembe günü. Konsensusla uyumlu mu senin beklentinde bu hafta için? Biz yani faizin 45'e kadar gitmesini bekliyoruz. Evet. Konsensusla aşağı yukarı bu paralelde zaten. Hani evet. Bizim tarafta sürpriz bir beklenti veya düşünce yok. Peki orada yani ondan sonra da bir daha sonrasında bir faiz artırımı olmayacağı düşünüyoruz. Peki şöyle sorayım. Toplantı sonrasında gelebilecek açıklamalarla ilgili. Çünkü biz hep şu ana kadar şunu gördük. Bir faiz kararı alınıyor, peşinden de yine makro ihtiyati tedbirlerle ilgili bir dizi ya geri çekme ya yenilerinin devreye girmesi gibi bir süreç de yaşanıyor. Şimdi o tarafta bir şey bekliyor musunuz bu toplantıya istinaden özellikle? Yani bence esasında hani faiz artırımında artık son noktaya gelindiğinin bir şekilde mesajının verilmesinin doğru olabileceğini düşünüyorum. Piyasadaki beklenti de bu yönde zaten. Hı hı. Hani bir şekilde Merkez Bankası'nın ileri dönük rehberlik sağlaması babında bu beklentiyi doğrulaması bence doğru olur. Ondan sonra da bu sefer piyasada şey başlayacak, hani faiz indirimi ne zaman başlar sorusu sorulmaya başlanacak. Oradaki durumda tabii enflasyondaki gelişmeler en önemli belirleyici olacak. Bizim de orada kurum olarak beklentimiz hani Mayıs ayında enflasyonda en tepe noktayı gördükten sonra yaz aylarında artık yavaş bir şekilde aşağı gelişim başlaması ve bunun da büyük ihtimalle senenin son çeyreğinde bir faiz indirimi sürecinin getireceğini düşünüyoruz ki sene sonunda da bu politika faiziyle ilgili beklentimiz %37,5'lar seviyesinde. Yani biz 45'te tepe yaptıktan sonra aşağı yukarı 3 tane faiz indirimiyle Ekim, Kasım, Aralık gibi belki bunun tekrardan 2024 sonunda 37,5 seviyesine geri döneceğini düşünüyoruz. Ekim, Kasım, Aralık'ta 250'şer bas puan diye mi anlıyorum? Evet, evet doğru tabii 45-37,5. Peki şimdi kurla ilgili kurum olarak ne beklediğinizi de sorayım. O tarafta da yine hem uluslararası yatırım bankalarının çeşitli tahminleri olduğunu görüyoruz. Biraz da sanki kafalar karışık gibi onu biraz aydınlatmakta belki biraz daha netleştirmekte fayda olabilir. Şöyle biz kurum olarak yani 39-40 bandında bir sene sonu kapanışı bekliyoruz. Orada yalnız ihracat açısından şu önemli olacak diye düşünüyorum. Bu tabii resmi olarak açıklanmadı ama genelde asgari ücret tarafında bu sene tek bir zamman olacağının endikasyonları veriliyor farklı mesajlarla. Evet. Eğer bu gerçekten böyle olacaksa bence sene sonu hani 39-40 bandındaki bir kur nete yani farklı piyasa katılımcılarını rahatsız etmeyecek bir seviye olacaktır diye düşünüyorum. Fakat enflasyonda beklenen gerileme sağlanamazsa veya işte bir takım ücretlere tekrardan ekstradan zam yapılması gündeme gelirse bu da olumsuz anlamda bir şekilde kur tarafına da sirayet eder görüşündeyim. Teşekkür ediyorum. Onu da not ettik. Yıl sonunda 39-40 bandında olmasını beklediğinizi söyledin. Şimdi biraz belki yurt dışından da ne tür etkiler yansıyacak içeriye onu da konuşmak lazım. Yani önümüzdeki hafta Fed'in faiz kararı çok da bir şey yapmasını aslında beklemiyoruz ama Powell'un vereceği herhalde mesajlar biraz daha piyasayı yönlendirecek. Yalnız bu aşamada tabii senin yurt dışı piyasalar özellikle ABD tarafını nasıl okuduğun son derece önemli. Hisse senetlerinde bir hareketlilik yaşandı önce ardından da hani tahvil tarafında bir alım bir satım şeklinde bir dalgalanma var. Dolar doğru. Endeksi keza aynı şekilde. O üçünü yani hisse, parite ve faiz tarafını Amerika için de yorumlar mısın bize? Yani şimdi şöyle Amerika'da yani son rakamlar şeyi gösterdi. Neticede hani enflasyon evet düşüyor ama beklenildiği kadar düşmüyor.
Bu da neyi getirdi gündeme? İşte Mart ayında Fed faiz indirim sürecine başlar mı diye konuşuyorduk ama piyasanın şu anda geneli bu faiz indirim sürecinin esasında 2024'ün ikinci yarısına kalmış olduğuna ikna olmuş oldu. Orada daha evvelden senin dediğin gibi faizlerde bir gerileme görmüştük. Şimdi tekrardan 10 yıllıkların 4 seviyesine doğru yukarı doğru bir hareket yapmakta olduğunu gözlemliyoruz. Piyasa açısından bu hani çok fazla bir dalgalanma yarattı mı? Yani yaratmadığını yaşadık zaten. Açıkçası olayın seyri bu şekilde gittiği sürece ben çok fazla bir dalgalanma olmayacağını düşünüyorum. Bence Amerika'da hani Fed'in faiz indirim süreci önemli ama öbür taraftan da seçimlerde hani adaylar kim olacak? Bu cumhuriyetçiler tarafında hani Trump ismi artık iyicene öne çıkar gibi gözüküyor. Orada bence şöyle bir faktör var, göz ardı edilmemesi gereken. Trump'ın seçilmesi durumunda piyasalar birazcık daha fazla belirsizlik olacağı algısına kapılabilirler. Bu da birazcık hani risk primi olarak Amerikan piyasalarına yansıyabilir diye düşünürüm senenin geri kalanında. Evet, bu da son derece önemli. Peki şimdi bir de ECB'ye bakalım istersen kısacık da olsa, çünkü bu hafta oradan da karar gelecek, faiz kararı gelecek. Lagarde'dan örneğin nasıl bir değerlendirme yapmasını beklemek doğru olur bu hafta? Ya açıkçası şimdi hani ekonomik şey olarak, ekonominin sağlığı olarak Amerika ile tabii Avrupa'yı aynı kefeye koymamak lazım. Özellikle de Almanya ve arkasından da İngiltere etrafında hani kötüleşen bir Avrupa ekonomisinden bahsediyoruz. Bence yani şey Avrupa'daki faiz indirim süreci Amerika'ya göre çok daha hızlı bir şekilde gelişecektir diye düşünüyorum. Emir, son olarak da aslında tabii Amerika'da aslında bilançoları takip ediyoruz ama içeride de bilançolarla ilgili bu enflasyon muhasebesinin devreye alınmasıyla birlikte ötelendiğini biliyoruz açıklamaların. Ama bir yandan da elbette şirketlerin nasıl değerlendirileceği, ne tür tavsiyelerin öne çıkacağıyla ilgili de fazla bir şey bilemiyoruz. Siz ne tür bir çalışma yapıyorsunuz şu anda bu konularla ilgili? Şirketlerle mi daha çok görüşüp fikir almaya ve ona yönelik mi hareket etmeye çalışıyorsunuz? Yoksa biraz eldeki malzeme ile bir şeyler, bir değerlendirme üretme gayreti mi var? Açıkçası şu güne kadar hani hem şirketleri değerlemede hem de işte bu şirketlerden yola çıkarak işte endeksle ilgili hedefleri belirlemede hep enflasyon yani nominal rakamları kullandık. Ama bir noktadan sonra ki bu da büyük ihtimalle Nisan-Mayıs'a kadar sarkabilir diye düşünüyorum. Çünkü o yani bütün şirketlerin enflasyona göre düzeltilmiş finansallarını açıklaması bayağı bir süre alacaktır. Burada da zaten SPK ekstradan süre verdi. Hı hı. Şirketler de büyük ihtimalle bu süreyi sonuna kadar kullanırlar diye düşünüyorum. Bunu hepsi için değil ama genel için söylüyorum. Bu enflasyon tarafındaki rakamlar genel için belli olduktan sonra da neticede değerlemeleri artık ona doğru kaydırmak gerekecek. Tabii burada altı çizmesi gereken bir konu da şu. Neticede BDDK bankaların esasında 2024 yani şu dönem için enflasyona göre düzeltilmiş rakamlarını hani yayınlamasına gerek olmadığını söyledi. Ama öbür taraftan şöyle durumlar da olacak. Mesela holdingin altında olan bankalar var. İşte Yapı Kredi Bankası veya Akbank gibi. Bunlar bir şekilde enflasyon veya aynı şekilde İş Bankası'nı da bu kategoriye belki sokabiliriz. Onlar bir şekilde her halükarda neticede enflasyona göre düzeltilmiş finansallarını hazırlamak durumunda kalacaklar. Yani karışık bir süreç olacak belki. Yatırımcılar arasından da bir kafa karışıklığı yaratabilir. Ama biz hani değerlemelerimizde gerçek şirketlerin açıklamadığı rakamları görmeden değerleme çalışmalarını bunları yansıtmayı düşünmüyoruz. Peki. Şimdi mevcut haliyle o halde bir genel portföy yapısı sorayım. Nedir model portföyde olması gereken sektörler ve veya hisseler şu an? Ben hisse olarak söyleyeyim. Bizim beğendiğimiz ve öne çıkardığımız ve öneri listemizde olan 8 tane şirket var. Banka deyince TSK'da ve Yapı Kredi'yi öneriyoruz. Türkiye Sigorta bizim sigorta tarafında uzun süredir önerdiğimiz bir şirket. Onun dışında perakende tarafında Coca-Cola, Mavi ve Bim'i öne çıkarıyoruz. Türksel önerileri listemizde holdinglerden de Sabancı Holding'i tercih ediyoruz.
Sabancı Holding. Bir dakika müsaade et, bana sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, doğru. Emir Sarp Yener, çok evet, teşekkür doğru, ediyorum doğru sana. Bana eşlik ettiğin için görüşmek üzere diyelim. Emir Sarp Yener'i uğurladık. Evet, şimdi uğurladık ve kapanışa doğruyu da burada noktalıyorum. Siz bir yere ayrılmıyorsunuz çünkü bir aranın ardından iş dünyasında tekrar birlikte olacağız.